Arkadaşlar merhaba ben Üçlü işte Hoca artık videoları sıklaştırdık pazar günü de atmaya başladık normalde pazar günü de dinlenme günümüz artık aktif dinlenmeyi sorularla sınav odaklı bilgilerle yapacağız mükemmel bir cumhuriyet dönemi karma test hazırladım arkadaşlar çok güzel detaylar var bunu öğrendiğim çok iyi oldu diyeceğiniz sorular var arkadaşlar genel anlamda soruların mantığı bu ayarda olacak haberiniz olsun bugünkü sorulardan güzel notlar çıkaracağınızı düşünüyorum bugün sağlam bir gün olacak bizim için e o zaman vakit abi yok hemen başlayalım gelsin soru çözümümüz artı bir net daha cebe konsun hocam Evet arkadaşlar sorular geldi çok iyi bir soruyla başlıyoruz çok iyi bildiğiniz bir isim hem de çok tipik eserleriyle bildiğiniz bir isim ama en zor hali şu an soruda dikkat lütfen Onda diyor Fransız sembolistlerin etkisi vardır tamam Fransız sembolistlerin etkisi eyvallah ilk başlarda heceli yazmış sonrasında serbest şiire yönelmiş değişen İstanbul onun hikayelerinden biridir diyor normalde biz bu ismi nasıl hatırlıyoruz mesut insanlar fotoğrafhanesiyle hatırlıyoruz biz bu ismi yani Ziya Osman Sabayı çok tipik eserleri var e, Sebil ve Güvercinler'i hatırlıyoruz. En önemli eserlerinden biri bence bu bir numara yani. Sebil ve Güvercinler bitti. Ziya Osman Sabah'ı Cahistikler Arancı'nı yazmış olduğu Ziya'ya mektuplar eseriyle hatırlıyoruz. Yani her türlü sorulabilen Ziya Osman Sabah'ın en kapalı sorusu budur. Değişen İstanbul hiç aklımıza gelecek bir eser değildi. Çok iyi oldu. Yani Mesut insanlar fotoğrafının hanesini hatırlıyoruz bu. Gelirse böyle gelir diyoruz. Ama bunu da cebinize koymuş olalım. Bugünkü soruların tamamında böyle bilgi katıcı, bilgi verici şeyler olacak. Çok sağlam sorular var ama çok yol aldıracak onu söyleyeyim arkadaşlar. Ziya Osman Sabah gelirse ki neden olmasın en sağlam haliyle karşımızdaydı. Hakkını verdik hocam. Hemen ikinci soruya geçelim. Vaktimiz yok. Daha güzel sorular var. Evet geldik bir diğer soruya arkadaşlar. Sağlam sorulardan bir tanesi. Bakalım bunu yapabilen çıkacak mı? Çok iyi bir soru yalnız. Çok şey kazanacağız. Yukarıdaki numaralı almış hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor hemen geçtim. Ahmet Hamdi Pınar Musul Akşamları adlı şiiriyle edebiyata giriş yapmıştır. Doğru. Onun için rüya, zaman, hayal gibi unsurlar önemlidir. Doğru. Huzur adlı romanında Birinci Dünya Savaşı sürecini işlemiştir. Hayır. Huzur adlı romanında biliyorsunuz iki önemli karakter Mümtaz ve Nuran var. Mümtaz ve Nuran'ın aşkı aslında anlatılıyor. Ha sosyal meseleler var, medeniyet meselesi var, ölüm var, tabiat var birçok şey değiniyor ama bir Dünya Savaşı ile alakalı değil arkadaşlar. Beşşehir adlı eser ise önemli denemelerindendir diyor. Evet Beşşehir'in deneme olduğunu biliyoruz onu da hatırlatmış olduk. Bence güzel bir ikinci soruydu arkadaşlar. Musul akşamları Ahmet Hamdi Tanpınar çok iyi bir detay. Cepte kesinlikle kalsın. Huzur romanı bu sene gelebilir arkadaşlar. Huzur romanı olası bir 2024 AYT sorusuna içerik noktasında dönüşebilir. Mümtaz Orhan bilgisi bile yeterli tek başına. Çünkü tutup da bize A şıkkında olayı anlatıp B'de olayı anlatıp falan şıklara olayları döküp hang hangisi mümtazın içeridir falan böyle bir şey girmez girdi diyelim. Mecbur karakter kullanacak. İçiniz rahat olsun. Yazar eser içerikte en son attığım arkadaşlar 1 iki video önce, bir video önce de olabilir. Yazar eser kahraman videosu 70 tane yazar eser kahraman var ama öyle bir 70 değil o yani 700'e bedel. İçiniz rahat olsun. Oradaki yazar eser kahramanı cebe koyarsanız kolay kolay hata yapmazsınız arkadaşlar. Asla asla hasla da güzel. Asla soru kaçırmazsınız. Tamam, içiniz rahat olsun. Hadi hocam uzattın. Üçüncü soru gelsin. Zaman önemli. Çok güzel sorular bizi bekliyor. Gel. Evet, geldik üçüncü soruya arkadaşlar. Bu radyo oyunları aşağıdakilerden hangisine aittir diyor. Unutmayın, sınava çok az bir zaman kaldı. Radyo oyunu vurgusu varsa cevapta Behçet Necatigil yoksa bile bir F şıkkı yapıp Behçet Necatigil yazın. Yani radyo oyunları ifadesi geçiyorsa %100 Behçet Necatigil arkadaşlar. Saniyesinde cevaba gidin. Yıldızlara bakmak, Gece Aşevi 3 Tur turunçlar konuşamadım. Pencere bunların tamamı. Tekrar ediyorum. Yıldızlara bakmak. Gece aşevi 3 turunçlar. Pencere bunların tamamı. Behçet Necati Gil'in radyo oyunudur. Tekrar ediyorum. Radyo oyunları eşittir. Behçet Necati Gil'dir. Radyo oyunu yazan birkaç kişi daha var. Ama Behçet Necati Gil bir numarası arkadaşlar. Behçet Necati Gil için evler şairi diyoruz. aman dikkat cebinizde lütfen kalsın bu bilgiler. Hayati bilgilerdir. Ya direkt olarak sormasa bile evler şairi falan gibi lakap sorusu sanmıyoruz ama direkt olarak gelmese de ışıklarda Behçet Necati Gili elemeniz gerekebilir bu sene. Lütfen cebinizde kalsın. Bunlar bildiğiniz bilgiler. Hiç kasmayın. En sağlam haliyle sormaya devam edelim. Evet küçük bir nokta atış ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu eserleri lütfen bilin. Bir köşeye kesinlikle not edin. Sağlam bir cumhuriyet sorusudur bu. Galile Denizi ve Köroğlu gibi eserlerinde Türkçeyi kullanışı bakımından eleştirilen ikinci yeni şairi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tekrar ediyorum. Galile Denizi, Köroğlu gibi şiirlerle Türkçeyi kullanışı bakımından eleştirilen isim İlhan Berk olacak. Araya böyle sağlam bir bilgi sıkıştırmış olduk. Galile Denizi ile Kör ile bakarsınız bir yerlerde elemeniz gerekir. Çok iyi bilmelisiniz arkadaşlar. Cebinizde lütfen kalsın. Bu iki eseri kesinlikle bir yere yazın olur mu? Haydi. Haydi gelsin hocam beşinci sorumuz. Evet. Hepinizin bence saniyesinde yapacağı bir soru bu. Ama çok önemli bir eser daha veriyoruz burada. O yüzden bu soruyu hazırladım. Şiir üzerine düşüncelerini şiir okuma kılavuzu adlı eserinde toplamıştır. Bakın şiir üzerine düşünceler ayrı bir şiir kitabı olan ya da şiir hakkında bir değil. Şiir üzerine düşünce demek poetika demek. Poetikası, o yazarın poetikası gibi bir ifadeye hazır olmakta fayda var. Şiir okuma kılavuzu adresinde toplayacak düşüncelerini güzel. Halkın Dostları adlı bir dergi çıkaracak. Geceleyin Bir Koşu adında da önemli bir şiir kitabı olacak. Şiir okuma kılavuzu, Halkın Dostları, Geceleyin Bir Koşu. Bence saniyesinde gittiniz. Yazarımız, şairimiz İsmet Özel arkadaşlar. Lütfen unutmayın, çok önemli bir isim. Gelme ihtimali çok yüksek. Biliyorsunuz, Erdem Bayazıt var yine sırada bekleyen. Nuri Pakdil var, Kudüs şair olarak da bilinen yani bunlar çıkma ihtimali olan böyle biraz e, şey isimler böyle sürpriz isimler çünkü bayağıdır sorulmuyorlar gelirlerse müthiş sürpriz olur harika olur gelme ihtimalleri çok yüksek o yüzden vurguluyoruz o yüzden bu teste koymuş olduk arkadaşlar lütfen cebinizde kalsın çok iyi bir soruydu çok güzel bir bilgilendirmeydi e o zaman vakit kaybı yok hemen 6. soruya geçelim evet arkadaşlar geldik 6. soruya Kaliteli bir soru daha Latife Tekin'e ait bir eserin anlatıldığı bu parçadaki boşluğa aşağı hangisi getirilmelidir diyor Nokta 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 adlı eseriyle fantastik romanın yolunu açtı diyor. Fantastik roman güzel. Anadolu insanının köy yaşamını anlattı. Masalsı üslubuyla ön plana çıktı. İşte fantastik romanın yolunu açan Latife Tekin bunu Sevgili Arsız Ölüm adlı eseriyle yapacak. almıyorsam ya, 2 yıl önce falan Latife Tekin tek başına soruldu arkadaşlar. Bakarsanız eleme amaçlı yani şıklarda eleme amaçlı sorulur. Aman dikkat cebinizde kalsın. Bu sene... Alev Alatlı'dan bahsettik biliyorsunuz. %100'e yakın dedik Alev Alatlı. İlla bir kadın yazar mutlaka soruluyor biliyorsunuz. Sorulacaksa Alev Alatlı dışından belki iki tane gelecek ya da Alev Alatlı yerine bir şey gelecek denirse. Emine Işınsu lütfen cepte kalsın. Emine Işınsu tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar bunu unutmayın. Halide Nusret Zorlutuna, Halide Nusret Zorlutuna, git baharla. Emine Işınsu, Azap Topraklarıyla, Ak Topraklarla ve daha birçok eserle belli ki ama Emine Işınsu ismi cepte kalsın. Halide Nusret Zorlutuna cepte lütfen kalsın. Samiha verdi zaten her senenin bankolar arasındadır. O da lütfen unutulmasın. Burada da Tekin'i sizlere hatırlatmış olduk. Evet sağlam bir söyle karşınızdayım. Yedinci sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağı hangisi getirilmelidir diyor. Kültürel gelenekleri savunan nokta nokta nokta. Doğu ile batı kültürlerinin eserlerini de buluşturmuştur. Güzel dil konusuna çok önem veren yazarın sosyoloji üzerine çalışmaları da vardır. Hint edebiyatı, Umran'dan uygarlığa gibi eserleri, onun doğu batı kültürlerini yorumladığı, fikir adamı yanına önüne eserlerdir. Yazar, bu ülke mağaradakiler gibi kitaplarında aydın ve halkı birbirinden ayıran duvarları yıkmak amacıyla yazdığı denemelerini toplamıştır. Kırkambar, bir facianın hikayesi, Işık doğudan gelir, yazarın eserlerinden bazılarıdır. Ölümünden sonra günlükleri, jurnal 1 ve jurnal 2 adlı eserlerle ne yapılacak? Toplanacak, basılacak. Bu ülke mağaradakiler Dendiği an itibariyle cevabımız Variz bir şekilde Cemil Meriç'tir Lütfen yazın arkadaşlar Cemil Meriç kısa çizgi bu ülke Gelir gelir MEP'de Çok fazla kullanıldım hep kitaplarında Hatta 100 temel eser içerisinde zaman zaman yer aldı Lütfen cebinizde kalsın Hatta 11. sınıflarda çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar O yılı 11. sınıfların okuması gereken kitaplar diye Milliyetimde de yayınlandı arkadaşlar Cemil Meriç bu ülke cebinizde kalsın çok önem veriyorlar bu kitaba Cebinizde dursun Hadi çok cep kelimesini kullandık geçelim Evet arkadaşlar geldik 8. soruya. Uzun zamandır Cumhuriyet öğretim metni sorulmuyor. İşte oradan dehşet bir soru. Çok iyi bileceğiniz bir soru yalnız. Kesinlikle doğru yapacaksınız. Yanlış yapan çıkmayacak. Onun garantisini vereyim burada. Peki söz edilen yazarı soruyor. Sohbetleri genellikle gençlere doğru yolu gösteren, da yaşama sevinci uyandıran, hayat yollarında karşılaşacakları güçlükleri iyimsel bir görüşle yorumlayan bir özellik taşır. Dili oldukça sadedir. Açık, rahat bir dil örgüsü vardır. Özellikle Eşref Saat adlı eserinde cevap çıktı. Yapıtında topladığı sohbetleri türünün en önemli örnekleridir diyor deneme, radyo konuşmaları, gezi notları, fırka türünde ürünler de verecek. Lütfen cebinizde kalsın. Eşref Saat demek, Şevket Rado demek. Lütfen cepte kalsın. Cumhuriyet dönemi örtücü metinler sürpriz olabilir. Olursa zaten bütün sürprizlere hazırız da. Bunlarla da böyle artık üzerine yavaş yavaş kapatıyoruz o sürprizleri. Evet bir öğretici metin sorusu daha bu parçada söz edilen yazarı soruyor. Ya bu tarz sorularda biliyorsunuz aslında o olayı şurası çözer. Buradaki eserler hakkında fikriniz yoksa şurayı okumanızın zerre önemi yoktur. Orası bomboş bir okumadır. Hiçbir şey hazırlamaz sizi size en ufak bir kopya vermez. Verir ama tutarsanız sonlara doğru yine eserden yaparsanız soruyor. Mesela deneme ve eleştiri türlerinde abi 40 tane isim akla geliyor deneme eleştirinin. Suud Kemal Yetkin gelir. Sabahattin Eyboğlu gelir. Şıklara bakalım. Devil hiç niye gelmesin? Mehmet Kaplan. Profesör Doktor Mehmet Kaplan özellikle Tevfiket hakkında on hayata sanat eserleri yani monografisini yazmış. Çok önemli bir edebiyat tarihçisidir. Çok gündeme gelmez. Çok da aman aman bizde de çok işimize yaramayacak bir isim şu an sınav için en azından ama yani hepsi aklımıza gelir. Ama en sonlara geldiğiniz zaman karalama defteri dediği an itibariyle ha bu Nurullah Ataç ya falan demek lazım ki cevaba gidebilirsiniz. Sınavda çıkmış bütün sorular bu yöntemle. Bu taktikle çözülür. Sözden söze ararken diyelim söz arasında bunları da sık sık söyleyeyim ki kulak karşına alı olsun. Ben sanki bir videoda duymuştum havası olsun. Sizden ricam bu. Karalama defteriye tekrar sözden söze ararken diyelim söz arasında bunları lütfen unutmayın. Sözde eserleri alıp alıp Nurullah Ataç'a atabiliriz. Günlerin getirdiği adı eserse onun bir numarası günce bir iki falan günce kelimesini de uyduran kişi bulan kişi Ateşin Ataş'tır dilimize kazandıran değil mi günlük yerine neyse çok uzattık cebinize kalsın bu soruda çok güzel gidiyoruz kaliteli sorular bunlar öğretici sorular bizde rahatlatan sorular ara ara böyle dehşet sorularda karşılaşmıyor değiliz hadi 10. soru gelsin evet arkadaşlar geldik bir soruya daha yine öğretici sağlam sorulardan bu parti boş bırakan yeri doldur kardeşim diyor hadi başlayalım ne diyor Oyunlarının konularını Osmanlı'nın son zamanlarından almış ve sosyal bozuklukları ortaya koymuştur. Güzel. Geleneksel tiyatromuzun etkisinde olan yazarın Osmanlı toplumundaki çöküş günlerinin bozukluğunu teşhir eden eserleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında, ilk dönemlerinde inkılapların gereğini gösterme amacıyla da tercih edilmiştir. Fermanlı Deli Hazretleri bitti. Aynaros Kadısı. Aynaros Kadısı da yani çok önemli bir eser. Kafes arkasından bir kavuk devrildi. Pazartesi, Perşembe yapıtlarından bazılarıdır diyor. Saygı duyuyoruz. Fermanlı Deli Hazretleri. Aynaros Kadısı. Bu iki eser lütfen kullan. Kulaklarda iyice yer etsin kulaklar buna aşina olsun yazarımız Müsahipzade Celal biliyorsunuz Cumhuriyet dönemi tiyatrosu dendiğinde sayılacak ilk 2-3 isimden bir tanesidir Müsahipzade Celal lütfen cebinizde kalsın diğer isimlere de saygı duyuyoruz cebe koyuyoruz 11. soruya hiç durmadan devam ediyoruz hocam. Evet güzel sorulardan bir tanesi bu parçada söz edilen sanatçıyı soruyor. Şu memleketçi edebiyat anlayışına uygun şiirler kaleme almıştır. Güzel. Halk edebiyatı, folklor ve halk kültürü üzerine yaptığı araştırmalarıyla öne çıkmıştır. Güzel. Köy seyirlik oyunlarıyla ve oyunlu türkülerle ilgilenmiş bu konudaki araştırmalarını Köylü Temsilleri, Oba! Köylü Temsilleri adlı eseri de toplamıştır. Geleneksel Türk tiyatrosundan izler taşıyan Köşebaşı ve Mensur Destan Piyes şeklindeki Koç Yiğit Köroğlu aldığı eserleriyle tanınmıştır diyor. Çok önemlisi nereden bir tanesi. Kesinlikle doğru yaptınız buna inanıyorum. Köşebaşı, Koçhit Köroğlu'yu daha çok tanıyoruz. Bu eserde de, bu bilgide de, bu soruda da daha doğrusu köylü temsilleri eserinde cebe koymuş oldunuz. Şöyle bir bakıyorum. Ahmet Kutsi Tecer nerede diye arıyorum. Buradan çıkarıyorum hocam. Lütfen Ahmet Kutsi Tecer'i unutmayınız. Koç Yiğit Köroğlu ve Köşebaşı'yla sorulma ihtimali çok yüksek. Aşık Veysel'i edebiyatımıza tanıtan adam. Ahmet Kutsi Tecer. Evet arkadaşlar geldik 12. soruya. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangileri sırasıyla getirilmelidir diyor. Şimdi bu tarz sorularda mesela yapıt üzerinden gitmek tehlikelidir. İşimizi yani işimizi kolaylaştırır ama benzer yapıtlar olabilir. Mesela ilk boşluğa bakalım. Yapıtı tahmin edeceğiz ama tiyatro türünde olsun diyor. Hemen şöyle yuvarlak içine aldım. Tiyatro izliyor. Bakıyorsun Reis Bey, Tohum vesaire bir sürü tiyatro eseri var orada. 2-3'lik arasındayız. Bakın burada mümkün mertebe şunu yapmak lazım. Mesela eserin türünü soruyor. Bu tarz boşluk doldurma sorularında türü bulmakla tehlikelidir. Yani şiir mi, roman mı, tiyatro mu, kafalar bir gider. Ama bu tarz boşluk sorularında lütfen önce elemeyi yazarla yapın. Mesela kikirikname başka yok. Aynı eserden başka olamayacağı için ki çok nadirdir biliyorsunuz. Aynı adlı eser onu da sorma ihtimalleri yok zaten. Öyle bir kafa karışıklığına girmezler. İçiniz rahat olsun. Yani Kikirikname mesela. Salah birsel'in dersin çat cevaba gidersin. Ha bir salah birsel daha olabilir. Saygı duyuyorum. O zaman esere yürürsün. Burada bakılması gereken en son şey türdür. Türü tahmin etmek zordur. Bakın ne zaman ben yazar eser tür ya da eser tür yazar tür falan bir şeyler atsam en sıkıntı yaşanan kısımlar oralar oluyor. Yorumlara bakıyorum hocam valla yapamıyorum dedim. Yo, yapılamıyor yorumları, zorlanıyorum yorumları. En çok tür noktasında geliyor. Bu herkes için geçerli. Ya eseri çok iyi biliyorsun, yazarı çok iyi tanıyorsun ama ya kardeşim bu şiir miydi, roman mıydı, hikaye miydi? Roman hikaye mesela çok karışır. O yüzden bu tarz bir boşluk doldurma sorusuyla neredeyse %100 karşılaşacaksınız bu sene sınavda arkadaşlar. Bu hafta sonu diyelim artık bu senesi kalmadı. Doğal olarak sizden ricam önümüzdeki hafta sonu diyelim. Sizden ricam arkadaşlar. Yani önce yazara odaklanmanız. Salah bir sel. Kekirikname çok doğru. Kalem gelsin. Silgi değil hocam. E. Oktay Rıfat'ın arkadaşlar Dana Burnal'da eseri romandır. Burada bahsedilen tiyatro eseri ise şüphesiz ki Reis Bey olacak. Lütfen cebinizde kalsın. Güzel bir soruydu. Çok güzel bir taktikti. Lütfen bu tarz boşluk doldurma sorularında arkadaşlar kendinizi nereye odaklayacaksınız? Yazara odaklayacaksınız. Haydi bir soru daha gel. Evet arkadaşlar geldik 13. soruya. 13. soru sağlam. Gerçekten zor onu söyleyeyim. Buraya zor diye yazayım. Hatta zor artı 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 diyeyim. Sağlam bir soru. Sadece bir şeyi cebinize koymanızı istiyorum. Biz burada tanıtılan ismi Gazoz Ağacı ile tanıyoruz. Gazoz Ağacı adlı eseriyle. Bakın ne diyor. O küçük hikaye ve tiyatro yazarı olarak edebiyatımıza seçkin bir yere sahiptir. Felsefe eğitimi gören yazarın bütün eserlerinde insan, çevre ve kainat ilişkilerini araştırmaya yönelik bir tutum görülür. Kahvede şenlik var. Bilin lütfen bunu arkadaşlar. Odada üç ayna şakacı. Kral düşünmesi cepte kalsın. Tersine dönen şemsiye Bay hiç önemli oyunlar arasındadır diyor. Yazarımız Sabahattin Kudret Aksal. Tekrar ediyorum. Sabahattin Kudret Aksal'ı gazoz ağacı ile tanıyoruz. Amman dikkat. Şıklara takılmayın bu arada arkadaşlar. Soru zor bir soru. Şıkları doldurmak adına böyle biraz daha sağlam isimler tercih edilmiş. Çok duyulmamış iki tane isim var orada. Onlarla çok uğraşmayın. Yapacağınız tek şey şu. Gazoz ağacı, kahve ve şenlik var. Sabahattin Kudret Aksal. Bunu cebe koymanızda fayda var. Çok faydasını göreceksiniz. Acayip bir özgüven verecek bir sorular. Haydi 14 yapalım. E son olsun artık canım. Evet 14. ve son sorumuz. Çok iyi soru yine. Boş bırakılan yeri doldur kardeşim diyor. Bakalım 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkisiyle Dünyada bir buhran ve çaresizlik duygusu hakim olur. Bu sancılı ruh haline edebiyat dünyasına dayan bireysel sıkıntıların evrenselle buluştuğu modern ve postmodern anlatılar ortaya çıkar. Nokta 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 bu anlaştığı işte yazdı. Troya'da ölüm vardı kitabında. Geçme lütfen cevap çıktı ama dur. Bazı önemli eserler var burada. Okur'un karşısında farklı tekniklerle çıkar. 1971 Sait Faik hikaye ödülünü kazandığı uzun sürmüş bir günün akşamı lütfen cepte kalsın arkadaşlar. Klasik hikaye tekniğine yaklaşsa da göçmüş kediler bahçesi lütfen cepte kalsın ile asıl çizgisine döner. Yazar 1994'te yayınlanan ne kitapsız ne kedisiz yapıtıyla da Sedat Simavi vakıf ödülünü kazanmıştır. Tekrar ediyorum cevabımız Bilge Karasu. Bilge Karasu Troya'da ölüm vardı. Bilge Karasu uzun sürmüş bir günün akşamı. Bilge Karasu Göçmüş Kediler Bahçesi. Bilge Karasu ne kitapsız ne kedisiz. Cepte kalsın hocam. Ne bilgesiz ne karasusuz. Gelir gelir hocam. Affetmezler affetmezler. Bu isim çok çok değerli bir isim. E o zaman Cumhuriyet Karma Testi'ne son vermiş olduk. Yarın flash videolarla inşallah karşınızda olacağız. Yüklenmenin tam zamanı arkadaşlar kanala. Aman dikkat tüm videoları yüklenelim. Her biri birbirinden değerli. E kaçırmayalım. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah çok iyi sonuçlar alacaksınız. Hiç kasmayın. Son bir haftaya giriyoruz artık. Rahat rahat dinleyin lütfen olur mu videoları? Kasmayınız. Haydi görüşmek üzere. Kolay gelsin.